Lily Hollandalı bir sanatçı. Amsterdam ve New York'ta çalışıyor. Çalışmaları 90'ların başında New York'ta yaşadığı günlerde üne kavuştu. Orada küçük bir galeri işletiyordu ve daha sonra kendisi de çalışmalar yapıp bunları sergilemeye başladı. Tate St. Ives'ta sergilenen eserleri çok çekici ve cıvıl cıvıl. Lily'nin bazı çalışmaları, nasıl söylesem, karanlık demek istemiyorum ama hayatın başka yönleriyle alakalı diyebilirim. Mesela burada kira ödemekle ilgili bir çalışması var. Parayı, ekonomiyi ve diğer insanları kullandığı, hayattan, kendi hayatından parçalar içeren çalışmaları da mevcut. Burada sergide yaz geldi, kumsaldayız, serginin adı da çok önemli değil diyerek Lily'nin insana sıkıcı, gereksiz ya da saçma gelen şeylerle ilgili çalışmalarını bir araya toplamaya çalıştık. Unutmamamız gereken şey ise hepimizin bu şeylere yakından bağlı olduğumuz gerçeği. Arkadaşlar, aile, partiler ve kendi kendinize yaptığınız işler. Bu serginin Lily'nin çalışmalarının bu özelliğini ön plana çıkardığını düşünüyorum. Lily her esere önce kağıt üzerinde yaptığı çizimlerle başlar. Son 25 senede yaptığı bu küçük çizimlerden 40-50 tanesine sahibiz. Oldukça çocuksu ve saf görünüyorlar, öyle değil mi? Bu çizimler daha sonra daha büyük ölçekli olan duvar resimlerine ilham oluyor. Hatta bazıları hayata geçiyor. Kuru boya ve keçeli kalem kullanarak yaptığı bu çizimler gerçekten de olağanüstü. Ve bunların neredeyse anıtsal ve devasa duvar resimlerine dönüşüyor olmaları çok etkileyici. Duvar resimleri küçük resimlerin aksine son derece detaylı ve özenli olur. Çizimlerin duvar resimlerine dönüşmesiyle ilgili gerçekten çok ilginç bir durum var. Kadın olmak, bir kadın olarak sanat yapıyor olmak ve seçtiği tarzı bir kadın sanatçı olarak yapıyor olmakla ilgili de bolca eser üretmiş biri. Bu sayede feminist ve post-feminist bağlamda oldukça etkili ve güçlü bir figür haline gelmiş. Paten, dekorasyon öğeleri ya da kanepe, çocuk sandalyeleri ve masaları gibi ev eşyaları kullanımı adeta ciddi sanatın antitezi. Çünkü bunlar evle ilgililer, dekorasyonla, mobilyalarla. Bunun için bu öğelerin galerilere taşınmalarının arkasında çok güçlü ve önemli bir fikir olduğunu düşünüyorum. Lily yakın zamanda Amerikalı film sanatçısı, yapımcı John Walters'la bir görüşme yapmış. John, Lily'nin kullandığı diğer dillerden bahsetmiş ve Lily'ye minimalist bir entelektüel olup olmadığını sormuş. Ve Lily de, hayır, ben bir minimalist entelektüel değilim. Feminist bir kavramsal ve popüler sanatçıyım demiş. İşte Lily'nin çalışmaları benim için tam da bu demek.